yaklaşık 500 bin İngiltere vatandaşının koronavirüsün uzun süreli etkilerinden muzdarip olduğunu belirten tüm partilerden oluşan parlamento grubu uzun süreli Covid'in 16 semptomunu listeledi. Grup, hükümetten bu durumdan etkilenen insanlara yardım etmesini talep etti. İşte Covid'in 16 belirtisi ve dikkat edilmesi gerekenler. Saç dökülmesi. Yakın zamanda koronavirüsü yenen 1500 kişinin katıldığı bir araştırmada her 4 kişiden birinin saç dökülmesi yaşadığını ortaya çıkardı. Söz konusu durum kafa derisinde olduğu gibi kaş ve kirpik gibi vücudun diğer kısımlarında da görülebiliyor. İshal. Haziran ayında Amerika Birleşik Devletleri resmi koronavirüs semptom listesine ishali de ekledi. Bu semptom birçok insanın güçten düşmesine neden olarak işe geri dönmesine engel olabiliyor. Yorgunluk. Bilim insanları, uzun COVID hastalığından şüphelenilen insanların büyük bir çoğunluğunun sürekli devam eden yorgunluk bildirdiğini ve bazılarının merdiven çıkmak gibi temel faaliyetleri bile gerçekleştirmekte zorlandıklarını açıkladı. Göğüs ağrısı. Koronavirüs akciğerlere saldıran bir enfeksiyon olduğu için COVID-19'a yakalanan pek çok kişinin göğüs ağrısı bildirmesi şaşırtıcı değil. Ancak uzun COVID hastası birçok kişi merdivenleri çıkarken veya yürürken göğüs ağrıları yaşadıklarını söylüyor. Uykusuzluk. Mart ayında İngiltere'de yapılan bir araştırma kapsamında birçok kişi hastalığı yendikten aylar sonra pandeminin neden olduğu stres nedeniyle uykusuzluk yaşadığını açıkladı. Halüsinasyon görme. Halüsinasyon, kişinin zihninin dışında var olmayan şeyleri görmesi, duyması, koklaması, tatması veya hissetmesi anlamına geliyor. Araştırmacılar, söz konusu durumun ilaçlardan kaynaklanabileceğini söyledi. Daha önce yapılan bir çalışmada nörolojik rahatsızlıklardan muzdarip hastalarda bir artış olduğunu ve hastaların %36'sının nörolojik sorunlar bildirdiği ifade edildi. Ayak parmaklarında bezeler. COVID-19 hastalarını tedavi eden sağlık görevlileri, insanların ayaklarında kabarcıklar ve mor lezyonlar geliştirdiği, alışılmadık vakalar gördüklerini sürekli olarak bildirdi. Araştırmacılar, söz konusu durumun daha çok çocuklarda ortaya çıktığını aktardı. Üşüme ve titreme. Uzun süreli COVID hastalarının belirttiği bir başka semptomsa, sürekli üşüdüklerini hissetmeleri ve bu yüzden titremek zorunda kaldıkları. Araştırmacılar, üşümenin ateş nedeniyle ortaya çıkabileceğini söyledi. Ruh ve sinir hastalıkları. Uzun süreli COVID'den muzdarip birçok hasta hezeyan, kafa karışıklığı ve anksiyete hissettiğini bildirdi. Özellikle doktorlar, hastaneye kaldırılan şiddetli koronavirüs hastalarının sıklıkla YBU delirium adı verilen akut bir beyin rahatsızlığı geliştirdiğini açıkladı. Bilişsel sorunlar. Bilişsel sorunlar arasında hafıza kaybı, dikkatini vermekte zorlanmak ve başkalarını anlamakta zorlanmak gibi semptomlar yer alıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dr. Littlewood Hilston, bilişsel sorunlar koronavirüsün bilinen bir belirtisi olmasa da beyin sisi, konsantrasyon zorlukları ve hafıza kaybının COVID-19'un uzun vadeli etkileri olabileceğine dair artan kanıtlar var. Bunlar hem genç hem de yaşlı hastalarda bildirilmiştir ifadelerini kullandı. Solunum sorunları. Koronavirüs akciğerlere saldırdığı için hastaların solunum sorunları yaşama olasılığı oldukça yüksek. Ancak çoğu hasta iyileştikten sonra bile nefes almada güçlük çektiği şikayetiyle doktorların kapısını çalıyor. Kas veya vücut ağrıları. Çoğu insan spor salonunda uzun bir süre geçirdikten sonra kas veya vücut ağrısı yaşar. Ancak uzun COVID'den muzdarip insanlar bu durumu sıklıkla yaşıyor ve sandalyeden kalkmak gibi basit şeyleri yapmakta zorlanıyor. Kalbin dakikada 100'den fazla atması, taşikardi. Yetişkinler için normal bir kalp atışı hızı 60 ila 100 arasında herhangi bir değerdedir. Uzmanlar bu kapsamda virüsten iyileşen sporcuların ciddi veya kalıcı kalp komplikasyonlarıyla karşı karşıya kalabileceğini açıkladı. Kusma, virüsten iyileşen ve uzun süredir COVID sorunu yaşayan kişilerin az bir çoğunluğu kusma yaşadıklarını belirtiyor. Kalbin atış hızı ve ritmi ile ilgili sorunlar, aritmi. Aritmi durumda kalp çok hızlı veya çok hızlı atıyor. Koronavirüsü ağır geçirip yenen kişilerin belirttiği bu durum, zayıf veya hasar görmüş bir kalbin sonucunda ortaya çıkıyor.